Kanal 23 ekranlarından mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Yine yeni bir seçim özel programıyla daha ekranlarınızdayız. Bugün bildiğiniz gibi artık canlı yayınlarımızın, haberlerimizin son günü. Çünkü bu geceden itibaren yayın yasağı geliyor. Seçimle alakalı tabii ki, ama bugün peş peşe programlarımız gelecek. Siyasi parti belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam edeceğiz. Ve şu an stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yine bu süreçte çok yorulan, çok çalışan ve çok emek veren bir belediye başkan adayımız şu an stüdyomuzda. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı, Yüksek Harita Mühendisi Sayın Haluk Aslan'la bugün siyaset üzerine, seçim üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Sayın Aslan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tuba Hanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerime de saygılar sunuyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, son düzlüğe girdik artık. Evet. Bugünü saymazsak yarın artık son çalışmalarınız yapılıyor ve pazar günü artık bütün Elazığ, bütün Türkiye sandık başına gidecek. Evet. Öncelikle dilerseniz sizin için bu süreç nasıl geçti, onu bir değerlendirerek başlayalım. Çünkü uzun bir süredir siz de diğer adaylar gibi çalışmalarınızı hız kesmeden, hatta temponuzu arttırarak devam ettiriyorsunuz. Evet. Bu süreç Elazığ açısından, biz başında da ifade ettiğimiz gibi Elazığ'ın vicdanı olarak yola çıktık. Vicdanına hitap eden, Elazığ için gerçekçi problemleri ortaya koyup çözüm yollarını arayan bir mantaliteyle yola çıktık. Elazığ'da yaşıyoruz, Elazığ'da da gelecek planlıyoruz. Elazığ'ın sorunlarını biliyoruz. Elazığ'ın yapısal sorunları var. Belediye hizmetlerini her boyutuyla ihtiyaç hissediyoruz. Özellikle çarpık kentleşme açısından, cadde, sokaklar, trafik, ulaşım, altyapı açısından belediyenin hizmetlerine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var. Cadde ve sokaklarda yürüdüğümüz zaman insanlarımızın bu açıdan talepleri oldu. Su kesintisinden tutun, kaldırımlardan, asfaltlardan, asfaltlardaki çukurlardan, altyapı yetersizliğinden, şu anda yağmur yağıyor. İki gündür yağmur yağıyor, şehrin hali ortada. Şehrin güneyindeki bazı mahallelerimizden kanalizasyon rogarlarından su dışarıya veriyor. Derelerin kenarlarında rogarlar dışarıya doğru kanalizasyon akıtıyor ve ciddi manada altyapı sorunu olduğu her yönüyle belli. Elazığ'ın kuzeyinden geçen kuşaklama kanalı kapatılmış, bir afet halinde engellemesi için tasarlanmış bu kanal. Şu anda içerisine boru döşenerek kapatılmış, sadece büzlerle, işte bazı işte mazgallarla yağmur suyunu alması için düzenleme yapılmış ama almamış. Geçen düneye gittik, oranın da fotoğraflarını çektik. Bununla ilgili sorunlar var. Elazığ Belediyesi'nin yapısal sorunlarından kaynaklanan, gene aynı şekilde yatırım ve istihdam anlamında iş çevreleriyle, ticaret ortamlarıyla ilgili sorunlarımız var. Esnafımız şikayet ediyor. Cadde sokaklara geziyoruz. Özellikle Hastane Caddesi Rızaiye Mahallesi'ndeki esnaf çökmüş. Bir anda alınan bir kararla, hastanenin kapatılmasıyla, taşınmasıyla beraber esnaf çökmüş. Biz bugün 2016'da imar planı yapmışız. Yeni imar planı diyoruz buna. Bu yeni imar planında trafik problemimiz varken, otopark problemimiz varken, aynı şekilde ulaşımla ilgili problemimiz varken, bu imar planı hiçbir sorunumuza çözüm getirmemiş. Ne ulaşım planımıza, ne trafik problemimize, ne otopark problemimize çözüm getirmediği gibi 5 katlı binalar aynı cadde, aynı sokakta 15 katlı olmuş. Bahçe mesafeleri, genişlemesi gereken bahçe mesafeleri genişlememiş. Binalar blok olarak arsanın içerisinde tamamen yapılır olmuş. Kaldırımlarda inşaatlar yapılmış. Bunu sokakta, caddede görüyoruz. Esnafımızın iş ortamları daraltılmış. Gene planlama hatasından dolayı, ulaşım planı yapılmadığından dolayı kentte ihtiyaç hissedilen, diyelim kentin gelişimine katkı sunan alanlar yeni planda ortaya konulmamış, tasarlanmamış. Özelin sanayi sitesi, gidiyoruz sanayi sitesi, 15 yıldır işte sanayi sitesiyle ilgili konuşulan konular sanki hiç konuşulmamış gibi. Yeni imar planında sanayi sitesinin yeriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış. İşte gene aynı şekilde diğer sektörler, Elazığ turizm sektörü öncelikli bir alan, turizm bölgesi ilan edilmiş bir alan. Turizmle ilgili planın içerisine konulması gereken hiçbir donatı, hiçbir düzenleme yapılmamış. Afet riskiyle karşı karşıya olan bölgelerimiz için
afet riskini göz önünde bulunan kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan plan içerisinde sadece dayatmayla ortaya konulmuş ve çözüm olarak hiçbir adım atılmamış. Bütün bunları sokakta, caddede görüyoruz. Yapısal sorunlar, yapısal sorunların getirdiği istihdam eksikliği, beraberinde getirdiği ekonomik daralmalar, beraberinde getirdiği şehirde bir huzursuzluk, bir karamsarlık, geleceğe yönelik bir umudun azalması, insanların, işte Elazığ'da yaşayan insanların bu şehirde bir huzursuz atmosferde yaşıyor olması gibi sorunları sahada gördük ve her seferinde de bunu ifade ettik. Gerçekçi çözümler. İşte bizim her işimiz tamam da şu eksik diyebileceğimiz işleri konuşuyoruz. Evet. Eksik olanı konuşuyoruz. Çizgi filmleri falan konuşmuyoruz. İşte simülasyonları falan konuşmuyoruz. Yaşadığımız şeyleri, örneğin arıtmayı konuşuyoruz. Örneğin trafiği, örneğin ekonomiyi konuşuyoruz. Örneğin içme suyu, sağlıksız bir içme suyumuz var. Şebekemiz eski, sürekli patlak veriyor her yerde. Kanalizasyonumuz işte yağmurdan dolayı patlak veriyor her yerde. Gerçekçi sorunları konuşuyoruz. Seçim sürecinde de bunu konuştuk. Bugüne kadar geldiğimiz noktada konuştuğumuz iş, şehirde yaşayan insanların birlikte yaşadığı ortamda ihtiyaç hissettikleri hizmeti almaları gereken belediyenin yapması gereken işleri konuştuk. Artı belediyedeki işte insanları huzursuz eden, imar üzerinden huzursuz eden özel uygulamaları, işte insanları rencide eden, insanların güvenini sarsan işte israfı, yolsuzluğu, imarla ilgili yandaş uygulamaları konuştuk. Bunlarla ilgili çözüm aranması gerektiğini ve dürüst olmak gerekirse belediyenin yöneticilerinin her açıdan dürüstlük istemesi, şehirde yaşayan herkesin dürüstlük araması gerektiğini konuştuk. Burada hepimizin üzerine düşen sorunlar var, hepimizin üzerine düşen görevler var. Bunları konuştuk ve bugüne kadar geldik. Kaldı bir gün. Evet. Bugün içerisinde bu zamana kadar yapmış olduğumuz şey bir iş değil. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz şey sadece meselelerimizi konuşmak, karşılıklı şehirde yaşayan insanımızla göz göze gelerek sorunlarımızı masaya yatırmak, işte neye ihtiyacımız olduğunu değerlendirmekti. Asıl iş bundan sonra. Biz inanıyoruz ki Elazığ'daki insanımızın vicdanında karşılık bulduk. Elazığ'da gittiğimiz her yerde biz belediyecilik istiyoruz diyorlar. Belediye çalışması istiyoruz. Ehil ellerde olsun, ehliyetli ellerde, liyakatli ellerde olsun istiyorlar ve her yerde konuşulan konu artık bu. Ve bizim belirlediğimiz alanda adaylar da bu mevzulara girmeye başladılar. Artık işte süsten bezekten uğraşmak yerine işte yeşil alan düzenlemesi, ağaç düzenlemesi şeklinde otopark, modern binalar şeklinde bize çizgi filmlerle aktardıkları şeylerle değil de gerçek sorunlarımız. Evet, bizim kanalizasyon sorunumuz var. Kanalizasyonumuzun arıtılarak doğaya aktarılması lazım. Çünkü Keban Barajı bizim turizm potansiyelimiz. Keban Barajı'nı kirletemeyiz. Evet. Arıtma tesisi 15 yıldır yatırım yapılmamış ve çalışmıyor. Hiç iş yapmıyor. Bu tesis yapılması lazım. Evet, biz eğer turizm potansiyelimiz varsa oradan başlayacağız. Şehirde yaşıyoruz. İçme suyumuz asbest borulardan geliyor, pik borulardan geliyor. Bunların düzenlenmesi lazım. Yollar sürekli yıkılıp yapılıyor. Kaldırımlar yapıldığı halde düzenli olmuyor. Çünkü yağmur suyu şebekesi yok. Altyapısı düzenli değil. Bir projeli yoldan bahsedemiyoruz. İnsanlar bunu istiyor ve artık adaylar bunu konuşmaya başladı. Yani gerçek zeminde Elazığ'ın gündemini konuşmaya başladık. Biz ihtiyaçlarımızın giderilmesini, sorunlarımızın çözülmesini, şehrin doğru planlanmasını istiyoruz. Meselemiz budur. Bugün seçimde karar vereceğimiz iş bu. Pazartesi günü seçtiğimiz kişi şehir için çalışması gereken, şehrin sorunlarını çözmesi gereken kişi ve profesyonel bir anlayışa, teknik bir anlayışa ihtiyaç var ve bu bilgi birikimiyle yönetecek bir kişiye ihtiyacımız var. Seçim boyunca bunları konuştuk ve bunun da adayı olduğumuzu, bu dürtülerle, bu algıyla ortaya çıktığımızı, bir vicdanın karşılığı, ihtiyacın karşılığı olduğumuzu hep ifade ettik. Elbette ki siyaset var. Elbette ki herkes
diyen bir siyasi partinin temsilcileri, üyeleri falan var. Siyasi partilerin görevi toplumun topluma sorunlarını çözmek için seçenek sunmaktır. Oraya kadar yapacağı iştir. Ondan sonra adaylarını konuşur, meselelerini konuşur, çözüm önerilerini topluma aktarır. Elazığ'da hamdolsun bir gergin ortam yok. Yani evet, çok rahat bir ortam var. İktidar ve iktidarın paydaşı adayları var. Yani bir üst perdeden bir gerginlik politikası yürütülmeye çalışılıyor ama Elazığ'da bunun karşılığı yok. Gene CHP, İYİ Parti ittifakının adayı var. İşte HDP'nin adayı var. 9 tane aday var Elazığ'da. Ve bu adaylar birbirleriyle donanımlarıyla, işte söylemleriyle, şehre seçildikten sonra yapacakları işlerle gündeme geldi. Bunları konuştu. Tabii ki bu süreçte çeşitli algı metotları uygulanmadı değil. Yani toplumun kitlelerin algılarını bir yere kanalize etmek için yalan üzerine siyaset yapılmadı değil. Yani insanları bir şeyle irtibatlandırarak, işte onunla sanki ortakmış gibi göstererek, birilerini terörize ederek, birilerini işte dışlayarak, işte hainlikle itham ederek siyaset gütmek isteyenler de var. Ama Elazığ, hamdolsun Elazığ'daki tüm vatandaşlarımız bunları elinin tersiyle itti. Yalan üzere bir siyasetin Elazığ'da hiçbir karşılığı yok. Kimseye haksız itham yapmayı, kimseyi düşmanlaştırmayı, ötekileştirmeyi Elazığ insanı elinin tersiyle itti. Elazığ'da yaşayan herkes, Elazığ'ın cadde ve sokağında yürüyen, Elazığ'da ticaret yapan, Elazığ'da esnaf olan, Elazığ'da memur olan, Elazığ'ın yaşlısı, genci, hanımı, erkeği, herkes, Elazığ'da yaşayan herkes belediye hizmetine ihtiyacı var ve burada oy veren her bir birey, hangi mezhepten olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, kim olursa olsun, hangi siyaset düşüncesinden olursa olsun, bu her bir bireyin ihtiyacı olan tek şey bir belediyecilik hizmeti. Ve bugün her türlü ötekileştirmeye karşı Elazığ'da biz yola çıkarken ifade ettiğimiz gibi biz taban demokrasisi istiyoruz. Tamamın tabanın iradesiyle, halkın gücüyle gelmek istiyoruz. Bir çözüme odaklanmış bir kent istiyoruz dedik. Bugün de onun karşılığını hamdolsun Elazığ'dan alıyoruz. Elazığ'da gittiğimiz her yerde insanımız bizi kucaklıyor. Neden? Çünkü çözüm istiyor. Çünkü protokol belediyeciliğinden usanmış. Çünkü yanlış işlerden, israftan, yolsuzluktan usanmış. Kaynaklarının yanlış kullanılmasından, yanlış yere paraların aktarılmasından, belediyenin ve dolayısıyla kendilerinin bir şekilde borçlandırılıp hizmet etmeyen bir belediyeden usanmış. Bunun bir şekilde harekete geçmesini istiyor. Ve bu irade yarın 31 Mart'ta sandığa yansıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben baştan ifade ettim. Ben Elazığ'a, Elazığlı'ya inanıyorum. İnsanlara saygı göstermeniz lazım. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Herkes iradesiyle, herkes kendi bilgi birikimiyle, donanımıyla değerlendirme yapıyor ve şehri için, kendisi için karar veriyor ve biz bunu şehirde her gittiğimiz yerde karşılaştık. Elbette ki parti var, elbette ki partililer var, üyeleri var, bunların çalışmaları var, adayları var. Her bir partinin kendine göre teşkilatları ve teşkilatlarının da çalışmaları var. Bunlar reel zeminde, şu anda oturduğu zeminde Elazığ için, şehir için konuşmaları gerekiyor. Kimsenin kimseye iftira atmasını, ötekileştirilmesini, işte dışlamasını kimse kabul etmiyor Elazığ'da artık. Evet, bu siyaset evet, kabul görmüyor. Biz hangi partiden, hangi düşünceden olursa olsun Elazığ insanının şehir için ihtiyaçlarını konuştuk bugüne kadar ve bu ihtiyaçları çözmek için de bir donanımla, bir birikimle, bir söylemle yola çıktık. Kimseyi aldatma niyetimiz yok. Aldatmadık da. Kimseye diyelim ki mevcut içinde bulunduğu durumu suistimal edici hiçbir vaatte bulunmadık. Sadece iş vaadinde bulunduk. Çalışma vaadinde bulunduk. Bize yetki verin, biz çalışalım. Çünkü bugün artık deniz bitti, gemi karaya oturdu. Tam iş yapma zamanı, tam çalışma zamanı. Bugün biz Elazığ olarak artık yetkiyi elimize alacağız. Halk olarak, Elazığ'da yaşayan bireyler olarak yetkiyi elimize alacağız. Ve çalışan bir yönetim oluşturacağız. Hizmet eden, çaba gösteren, elindeki bilgi birikim donanımıyla tamamen bilimsel, tamamen şeffaf,
açık, şeffaf, adil, kararlı ve katılımcı bir belediye istiyoruz. Bunun karşılığı bu. Bu şekilde olacak. Biz de diyoruz, toplumumuzda bunu bu şekilde karşılık veriyor bize. Evet. Sayın Başkanım, değerli izleyenler, bu arada ben söylemeyi unuttum. WhatsApp hattımız aktif. Programımıza dahil olabilirsiniz. Gelen bir mesajı iletmek istiyorum size. Elazığ merkezde Abdullah Paşa minibüs durağının olduğu yerin bir ucube olduğunu, ailelerimizin kalabalıktan zor geçip gideceği bir yer olduğunu biliyorlar diyor. Bununla ilgili yapacağı bir projesi, bir düşüncesi ya da bir çözümü var mıdır demiş. Saygılarını iletmiş izleyicimiz. Orada gerçekten bir kaos söz konusu. Tam minibüs duraklarının Bahçeli Evler, Hilal Kent, evet. Abdullah Paşa minibüs durağının ilk hareket noktası olan yer. Bakın zaten şimdi biz şunu söyledik. Şimdi adaylar mülkiyet problemlerini bilmedikleri için, mülkiyet konusunda bir fikri olmadıkları için imar planıyla ilgili çözüm noktasında da bir henüz ellerinde bir veri olmadıkları için gözlerini hazineye ait mülklere dikmişlerdi. Hı hı. Yani şu anda ne diyorlar? Efendim öğretmen evinin etrafında yerin altına bir otopark yaparsak eğer, Ahmet Haydar Meydanı'nın altına otopark yaparsak eğer Elazığ'ın sorununu çözeriz diyorlar. İşte SGK'nın yerinde otopark yapalım diyor bir adayımız. Bir adayımız diyor ki efendim Ordu evinin yerine otopark yapalım. Yani bu bahsettikleri yerler tamamen devlet mülkiyetinde olan yerler. Minibüs durağının olduğu yer bölge otoparkıydı. Hemşerilerimiz çok iyi bilir. Orası normalde kamuya ait ve kamulaştırmayla, belediyenin kamulaştırmayla elde ettiği, otopark yapmak üzere elde ettiği bir alandı. O alanda yapılan otopark ne oldu? Bir müstecire verildi. Yani özel sektör eliyle yapıldı. Yani kamunun yapması gereken iş müstecir eliyle, kiracı eliyle yapıldı. Tamamen otopark olması gereken yerde artı bir de ticari alanlar ihdas edildi. Evet. Yani şimdi bakın, bundan sonra hazine arazisinde, hazineye ait olan yerlerde de yapacakları işler budur bunların. Çünkü bir müstecire verecekler, kiralayacaklar, üstünde altında gene bir ticari ortam yapacaklar. Şimdi trafik sorununu düzenlemeyle ilgili yapılacak iş, eğer siz kişi mülkiyetiyle, imarla belirli alanları açamazsanız, kentsel dönüşümle hem afet riskini hem de çarpık kentleşmeyle ilgili soruna el atmazsanız zaten olacağı budur. Şimdi değerli hemşerimin ifade ettiği konu çok haklı. Yani orası eğer tamamen otopark olsaydı, orada başka bir ticari işletme olmasaydı, elbette ki belediye ait, tamamen belediyeye ait bir yer olsaydı bu problemleri o da yaşamayacaktı. Evet. Ve oradaki otobüs güzergahları, minibüs güzergahları, minibüsün geçtiği güzergahlarla ilgili planda dönüşümle yeni alanlar, yolların genişlemesi, binaların sağlıklaştırılması söz konusu olsaydı bu problem de ortadan kalkacaktı. Bu benim bahsettiğim konu değerli hemşerim 15 yıllık bir konudur. Buna bugün başlamamız gerekir. Bu artık geciktirilecek bir mesele değildir. Biz Elazığ'da kişilere ait mevcut yapı stokunun bir şekilde sağlıklaştırılması, düzenli hale gelmesi, çarpık durumunun yenilenmesine ihtiyacımız var. Minibüs duraklarımız öyle, efendim kendileri gitmiştir. Sanayi sitemiz öyle, sanayi sitesi şu anda yetmiyor. Sanayi mahallesinin binalarının dibi olmuş sanayi dükkanları. Şimdi buraların tamamının dönüştürülerek yeniden dizayn edilmesi lazım ki Elazığ bir şekilde açılım sağlansın. Elazığ'da yatırım istihdama fırsat oluşsun. İnsanlar Elazığ'da mutlu olmaları lazım. Elazığ sürekli mesela yeni alanlar açıldı. Çaydaçıra Mahallesi diye bir mahallemiz yoktu normalde. Daha doğrusu bir 10 yıllık bir mazisi var en fazla. Evet. Orada bile normalde hazineye ait olan yerler olması gerekirken belediye iradesinin konuya sahip çıkmamaz. Şehir insanını düşünmemesi nedeniyle bir planlama, bir gerçekten ileriyi düşünen, yani bir 30-40 yıl sonrasını düşünen bir anlayış olmaması nedeniyle doğru düzgün bir bulvar yok. Doğru düzgün bir yeşil alan yok ve altyapısı sorunlu. Yani kanalizasyonu ters tarafa düştüğü için
bu tarafa pompayla kanalizasyon basılıyor ve bununla ilgili çalışma yapılması lazım ama ne çare, bununla ilgili çalışma yapan yok. Habire 10 katlı, 8 katlı binalar üst üste yerleştiriliyor. Elazığ'ın geri kalan kısımda, dönüştürülmesi gereken kısımda ise ticari bir ortam olan yer varsa sadece eski usul yapsat yapılıyor ama işin içerisinde belediyenin olduğu için, işin içerisinde kamunun, bakanlığın olduğu ciddi manada değer esaslı bir dönüşüm, çarpık kentleşmeyi önleyici de bir dönüşüm olmuyor. Böyle olursa, bu yapılırsa Elazığ kendi dinamizmini kendisi sağlayacak, kendi kaynaklarıyla dönüşüm imkanı sağlayacak ve lokomotif sektör olan inşaat sektörü de yeniden canlanacak. Ve biz bunun üstüne tabii ki bahsettiğimiz işte kreş alanlarını, evet. Belediyenin şu anda hiçbir yerde kreş yok. Kreş alanlarını, okul öncesi eğitim alanlarını, işte mahallelerde gençlik merkezleri, kütüphaneler, okulun etrafında dizayn edilmiş organizasyonları, ders çalışma alanlarını, etüt merkezlerini planın içerisine dönüşümle beraber oturtarak mülkiyet problemini çözerek yerleştireceğiz. Bakın, nerede bir yeşil alan varsa ya okul yapıldı, ya cami yapıldı, ya muhtar evi, ya da spor merkezi yapıldı. Boş alanımız kalmadı. Neden? Çünkü mülkiyet problemini çözme gibi bir irade yok. Tek dertleri var. İşte imar rantı vermek. İşte birinin binası, arsası 3 katmış, 5 kat olur mu? 5 katmış, 8 kat olur mu? 8 kat mı, 18 kat, 28 kat, artık 30 kat, 33 kat. Ha, bu böyle gidemez. Yani bu şehir bu şekilde yüksek katlarla sağlıklı bir kent haline gelemez. Yüksek kat verdiğiniz yerler bari dönüşüm alanları olsa. Evet. Öyle de değil. Yani boş alanlara veriyorsunuz bunu. Tarlaya veriyorsunuz yüksek katı. Dönüşüm olmayan yerlerde bunu veriyorsunuz. Bu şekilde yürümez ve yeni alanlar da açamazsınız. Bahsettiğiniz hizmetleri de buraya koyamazsınız. Otopark problemini kaç katlı otopark yaparsanız yapın, yerinde çözemezseniz bunu yapamazsınız. Nail Bey Mahallesi, İzzet Paşa Üniversite, Yeni Mahalle, Rızaiye Mahallesi, bunların tamamında yapı stokuyla ilgili yeni düzenlemeler yapmadan, otopark problemini orada yerinde çözmeden ilave alanlarla bunu yapamazsınız. Bu sürdürülebilir bir şey, kentleşme olmaz. Evet. Sayın Başkanım, şimdi bir izleyicimizin ısrarla sormamı istediği bir soru var. Demiş ki, ben Nadir Yıldırım, Çaylıçıra Mahallesi'nde oturuyorum. Burada çok büyük bir iskan sorunu var. Onun için bir çalışma veya bir projesi var mı? Varsa demiş, vallahi billahi tüm oylar büyük başkana. Teşekkür ederim Nadir Bey. Sağ olsun. Yani iskan sorunu derken yani binalarla ilgili sorun yok. Çevreyle ilgili sorun var. Binalarla ilgili sorun yok. Altyapıyla ilgili, yeşil alanla ilgili sorun var. Bunların tamamıyla ilgili çözebilecek bir irade sadece bizdedir. Yani çünkü biz belediye kanunlarını, belediye mevzuatını uygulamanın içinden biri olarak biliyoruz. Birileri bizi öğretmiyor. Efendim, Ankara'dan, İstanbul'dan uzmanlarla biz bu işi yapmayacağız. Biz Ankara'ya, İstanbul'a uzman olarak gideriz. Eğer öyle bir uzman vardıysa neden aday olmadı? Biz o uzmanları görmek isterdik burada. Bu kimmiş bu uzmanlar? Biz bu şehirdeki sorunları biliyoruz. Sorunların çözüm yollarıyla ilgili de biz elbette ki bir uzman ekiple çalışacağız. Ama uzman ekiple çalışabilmek için onların ne dediğini anlamak lazım. Bir de bir adam eksiltmek lazım. İçerisinde olmak lazım. Biz onun için Çaydaçıra Mahallesi'nin de sorunlarını biliyoruz. Altyapı sorunlarını biliyoruz. İmarla ilgili, çevre düzeniyle ilgili sorunlarını biliyoruz. Bununla ilgili çalışmayı yapabilecek irade de sadece bizde var, inanın. Yani sadece Çaydaçıra Mahallesi değil, geri kalan mahallelerimizin tamamında, düşünün, şehrin merkezinde Hüseyinlik Mahallesi bir köy mahalle burası. Kesirik Mahallesi bir köy mahalle burası. Neden buraları şehrin merkezine tekrar taşımayalım? Neden buraları yeniden dizayn etmeyelim? Örneğin imar planı yapıldı 2016. İmar planında nüfus projeksiyonu 1 milyon konulmuş çevre düzen planında. Yapılan plan 2 milyon nüfusa hitap edecek bir plan yapılmış. Kat sayılarını hesap ediyorsunuz. Nüfus karşılığı 2 milyonu buluyor. Yani biz bunların şehir plancılarıyla beraber oturduk, konuştuk. Bu plan şu anda 2 milyon nüfusa hitap ediyor. Ama bu planda raylı sistem yok. Bu planda ulaşım planı yok. Bu planda dönüşüm planı yok. Bu planda ticari merkezler yok. İşte
mesela sanayi sistemi, sektörel bazda sanayide yerleriniz olması lazım. Yeni yerler tasarlanması lazım. Bu planda yok. Bu planda fuar alanı yok. Fuar alanı oram olsun, buram olsun. Bakan diyor ki burayı verdik, hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı diyor ki burayı verdik, hayırlı olsun. Neresidir fuar alanı? Kime sordunuz? Planda bunu koymanız gerekmiyor muydu? Yani bunun yerinin tamamen şekillenmesi gerekmiyor muydu? Elazığ'ın ticareti için, Elazığ'ın sanayisi için, organizesi için bunlar yapılması gerekiyordu. Neden yapılmadı? Neden bu işin içerisine konulmadı? Elazığ lojistik merkezi sözde. Lojistikle ilgili alanda ne yapılabilir? Nasıl bir işlem yapmışsınız? Nereye koymuşsunuz? Turizmle ilgili siz ne yaptınız? Nasıl bir düzenleme yaptınız? Şu ana kadar adım atılmış bir iş yok ve plana baktığınız zaman Elazığ'ın kimlikli, kişilikli, yani karakterini ortaya koyan Elazığ karakterini, Elazığ'ın kimliğini, tarihini, Elazığ'la ilgili bir kültürel dokuyu yansıtacak bir plan hiçbir şekilde yapılmamış, üzerinde hiçbir çalışma yok. Biz bunu yapmazsak eğer işsizliği nasıl çözeceğiz? Biz bunu yapmazsak eğer istihdam problemi, Elazığ'daki ticari atmosferi nasıl canlandıracağız? Elazığ'daki yatırımcıya nasıl fırsatlar sunacağız? Bunları sunmamız lazım. Yapacağımız iş bu. Evet. Sayın Başkanım, söz bir, Allah bir, oylar dürüst başkanı demiş. Teşekkür ederim. İzleyicimiz, bunu bu da okumadan geçemedim. Hiçbir şüphemiz yok. Bakınız, bu Elazığ'daki yaşayan her kesimle. Şimdi bak, siyasi olarak insanlar birbirlerine itham ederek kavga falan parti falan böyle dışlayıcı bir politikayı asla biz müsaade etmedik. Herkesi kucaklayan Elazığ'daki herkesle bu şehri yönetmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Kavgayla bir yere varamıyoruz. Şu anda siyasi partiler, iktidar partisi, iktidar partisinin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, bu adaylarımız, işte karşıdaki Ali Bey, işte İyi Parti CHP ittifakının adayı, bunlar hepsi bizim dostumuz. Yarın işte seçim bittikten sonra gene yüz yüze bakacağız. Evet. Seçmenler de öyle. Seçim bittikten sonra gene aynı şehrin insanı olacağız. Gene aynı ticareti yapacağız. Gene birbirimizin yüzüne bakmayacak mıyız? Yani birbirimizi terörize ederek, birbirimizi dışlayarak, nefkin ve nefretle hiçbir yere varamayız. Biz bu şehirde herkesle beraber yaşamayı, herkesle beraber bu şehri kalkındırmayı becermemiz lazım. Bakın, genel siyaset şeyine çekinmeye çalışıyor. Bunu sürekli konuşuyoruz. Bu bir yerel seçim. Biz genel seçimi 9 ay önce bitirdik. Evet. Hükümetimiz daha iş başında. En güçlü bir şekilde iş başında. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Cumhurbaşkanımız da işin başında. Hükümetimiz de işin başında. Bu yerel seçimde bizim yapmamız gereken şey şehirlerimizi tekrar canlandırmak. Bizim yapmamız gereken şey tekrar çalışmak, ter dökmek. Yani üretmek. Kapımızın önünü düzeltmeden ülkemize bir faydamız olmuyor. Bugün yola çıkarken biz dedik, biz kimsenin düşmanı değiliz. Hiçbir siyasetin düşmanı değiliz. Bu şehirde yaşıyoruz, şehrimizin dostuyuz. Ülkemize sevdalıyız. Kim ülkesinin kötü duruma düşmesini ister? Tam tersine, biz şu anda üreten, düzenli bir şehri oluşturduğumuz zaman ülkemize katkı sağlayacağız. Şehrimizi kalkındıracağız ve şehrimiz kalkındığı zaman ülkemiz kalkınacak. Yani bu insanlar bu şehirde mutlu olduğu zaman, sosyal dokuyu biz burada koruduğumuz zaman kardeşçe birlikte yaşayacağız. Gerginliği ortadan kaldıracağız. Yani bizim misyonumuz bu. Ortaya çıktığımız andan itibaren çabamız ve gayretimiz bu ve bunun için kararlılıkla yürüyoruz ve insanımıza güvenerek yürüyoruz. İnsanımıza saygıyla yürüyoruz. Birileri gibi işte insanların oylarını poşet poşet, çanta çanta birilerine pazarlayanlara tamamen karşı bir şekilde, herkesin iradesine saygılı bir çalışma içerisindeyiz. Gruplar, işte bölgeler, işte mezhepler, cemaatler, böyle bir şey olamaz. Buradaki her bir birey, şehirde yaşayan her bir birey özgür iradesiyle karar verecek. Kendisi için karar verecek. Şimdi hep bana, hep bana diyenler. Ben demin de ifade ettim. Şehrin üstünde bir vesayet var. Küçük olsun, benim olsun. Bugüne kadar sürdürdükleri bunlar. Bir şekilde bu şehrin önünü açmıyorlar. Ve sürekli bizi el altında tutuyorlar. Bize de söz hakkı vermiyorlar. Bu şehirde yaşayan insanlara söz hakkı vermiyorlar. Siyasi partilerin üstünde de her birinin ayrı ayrı bir vesayet var. Kimdeyse bu anahtar getirsin versin dedik. Yani bu şehir
artık kendi gücüyle ayağa kalkmak zorunda. Kendi dinamizmiyle var olmak zorunda. Bu şehir insan potansiyeli gerçekten çok yüksek bir şehir. Okumuş gençlerimiz var. Taşı sıksa suyunu çıkar bu gençlerimiz. Yatırımcılarımız var. Para yok değil ha. Elazığ'da para var. Bunu ben söylemiyorum. Bankacılar söylüyor. Elazığ'da sermaye var. Ama sermaye bir şekilde dolaşıma sunulmuyor. Çünkü Elazığ planlamasıyla, belediyesiyle, yönetimiyle insanları cezbedecek, gelecek vaat edecek, yarınlar için heyecan vaat edecek bir şey yapmıyor. Yani yapısal sorunlarımızı çözmeden biz yatırımcıyı dışarıyı bırak, yerel yatırımcıyı piyasaya süremiyoruz. Yerel yatırımcı şehrin yarını bilemiyor. Niye? Çünkü şeffaf bir belediyecilik yok. Yani caddeniz yarın ne olacak bilmiyorsunuz. Hangi sektör yarın gelişecek bilmiyorsunuz. Nereye yatırım yapacaksınız? Yatırım yaptığınız zaman önünüzü görmeniz lazım. Yani bunlar ilgili kurumsal devlet desteğini almanız lazım ve belediye bu noktada en motor gücü olan kurumlardan biridir. Yerel yönetimler bundan sonraki süreçte en güçlü yönetim kademelerinden biri olacak. İşte Büyükşehir Yasası'yla beraber artık belediye sınırları belediye sınırı oldu değil mi? Büyükşehir Yasası. Önümüzdeki dönemde artık bütün şehir yasası olacak. Kanuni düzenlemeler buna göre şekilleniyor. Bunun amacı ne? Yerinden yönetim. Yani göz göze insanların ihtiyacına göre şehirlerin şekillenmesi lazım. Ama bir veri tabanı olması lazım. Ama birinin şehrin imkanlarına, şehrin potansiyeline yönelik bir organizasyon yapması lazım. Bugün yatırımcı geliyor, ben harita mühendisiyim. Diyor ki nerede yatırım yapabilirim? Bana soruyor. Ne için soruyor? Ya parsel soruyor. Orada olur mu diyor. Ya bunu bir harita mühendisine veya bir projeciye değil, belediyeye sorması lazım. Belediye bu yatırımcının önünü açması lazım. Elazığ'daki işte inşaat sektöründe olan toptancılar yer arıyor. Kime soruyor? Kendileri gayret gösteriyor. Halbuki bunların önünü açması gereken belediye. İşte efendim işte otogalericiler sitesi yanında gene ticari araçlarla ilgili mutlaka bir organizasyon yapılması lazım. Açık otopazar olması lazım. Efendim yarış pistleri olması lazım. Gençlerin enerjilerini boşaltacakları, drift atacakları alanları oluşturmamız lazım. Gene spor merkezleri oluşturmamız lazım. Bütün bunları yapıp insanların önünü açmamız lazım. Kim yapacak bunu? Bunun yapılacak bütün projeleri, bakın kıymetli hemşehrilerim, söylenen bütün her şeyin plan karşılığı vardır. Planda işlenmesi gerekir. Ve bütün her şeyin mülkiyet karşılığı vardır. Mülkiyetle ilgili sorunlarının çözülmesi gerekir. Söylenilen her şeyin, işte hanımlar için söylenilen projelerin, diyelim ki el emeği göz nuru, işte gastronomi, Elazığ yöresel yemekler konusunda aslında bölgesinde çok ideal bir şehirdir. Ciddi manada bizim yerel damak tadımız var. Elazığ'a özlü işli köfte, Elazığ'ın işli köftesi hiçbir yerde yoktur. Elazığ'ın lahanası var, Elazığ'a özgü bir tadı var, damak tadı var. Harput köftesi var. Yani bu şu anda bunların dünyaya mal olması lazım. İnsanların Elazığ'a sırf yöresel yemekler için gelmesi gerekiyor. Ama biz misafirimiz geldiği zaman götürüp kebap yedirip gönderiyoruz. Yöresel yemek isteyen bir misafirinize Elazığ'da yöresel yemek yiyebilecekleri bir yer gösterebilir misiniz? İşte yeni yeni işte hanımlarımızın, bazı girişimcilerimizin mekan gayretleri var. Ama bunların tamamen otantik bir alana taşınması lazım. Beraber yemek yediği alanın da Elazığ'ın kültürünü yansıtan bir eski konak, bir tarihi binanın yanında, işte biz mesela geçenlerde burada da gene televizyonda gösterdik. Diyelim ki bir Hüseyinlik Ankara'daki hamam önü olabilir. Hastanenin de hemen yanı. Hem şu anda gelişim potansiyeli çok fazla. Orada Hüseyinlik'le Harput arasında da irtibatı kurduğumuz zaman hikayeleriyle, türküleriyle, yöresel yemekleriyle biz bunu sağlayabiliriz. Gelen misafirlerimize hem gastronomi olarak damak tadımızı tattırabiliriz. Hem kültürümüzü, müzik kültürümüzü onlara sunabiliriz. Artı tasavvuf kültürümüzü ilmi ortamlarımızda, tartışma ortamlarımızda, oradaki kültür merkezleri, oluşturulabilecek kültür merkezleriyle bunu sunabiliriz. Ama bunların hepsi, bakın gene tekrar söylüyorum, bunların hepsi
planın üzerine oturtulması gereken, mülkiyet sorununun çözülmesi gereken meseleler, Harput'la ilgili bugüne kadar işlem yapılamamasının sebebi mülkiyet sorunudur. Çözemiyorlar. Çünkü hak, hukuk, insan merkezli bir anlayışla olur. Baskıyla, kamulaştırmayla, işte devlet gücünü zoraki, zorbalıkla hiçbir hizmeti yapamazsınız. Yürümüyor çünkü mahkemeler var. İnsanların hak arama yolları var. Mutlaka şehirle beraber katılımcı belediyecilikle, adil, dengeli, değer esaslı bir uygulamayla şehri yeniden inşa etmemiz lazım. Bir defa şu anda en önemli problem şehir insanına güven vermemiz lazım. Güvenmeli. Belediyeye güvenmeli. Kendi kaynağının doğru kullanıldığına güvenmeli. Bilimsel çalışıldığına, tüm teferruatlarıyla düşünüldüğüne güvenmeli. Sosyolojik, psikolojik tüm algılarla, tarihi, felsefi tüm algılarla, kent kültürünün yeniden dizayn edildiği ve kendilerinin de bunun bir parçası olduğuna inanmalılar. Şu anda en büyük inanç dışlanmışlık. Gidiyoruz diyor ki, başkanım seçim öncesi geliyorlar başkanlar, ondan sonra bir daha 5 yıl sonra görüyoruz. Neden bu? Neden insanlar bu şehrin bir parçası olduklarını, bu şehrin bir, bu şehre ait olan, bu şehrin sahibi olduklarını hissedemiyorlar? Neden bu süreçlere dahil edilmiyorlar? İşte bunların çözümü için mutlaka güvenebilecekleri, kendileriyle göz göze iletişim kurabilen bir belediyecilik anlayışına, bir başkana, bir yönetime ihtiyaçları var. Ve bu bir anda olacak bir şey değil elbette ki. Bu süreç içerisinde yürüyecek bir hadisedir. Biz bu güveni yeniden sağlayacağız. Zaten şu anda bulunduğumuz süreç nedir biliyor musunuz? Karamsarlığın ortadan kaldırılacağı, güvenin yeniden tazeleneceği, insanların düşmanlıkla değil, demokrasiyle, birbirleriyle uzlaşarak, görüş alışverişiyle bir şeyler olabilirin inancını ortaya çıkaracak bu seçim süreci. Evet. Bu seçim sonucu böyle çıktığı andan itibaren bu inanç şehre bir dinamizm, şehri bir şantiyeye çeviren, her yeriyle kalkındıran bir anlayışa, bir uygulamaya dönüşecek. İnanın para problemini de çözebiliriz. Bugün belediyenin borcuyla ilgili işte açıklamalar yapıyor. Sayın Başkanımız çeşitli yerlerde ifade ediyor. Biz bunu her yıl isterdik. Yani her yıl şeffaf bir şekilde bize söylenmesini isterdik. Borcu ne kadardır? Elazığ Belediyesi'nin borcunu bugün biz niye bir katrilyondur diye ifade edelim. Neden bu şeffaf söylenmiyor? Müsrif tüccar gibi bazı tüccarlarımız var. Elazığ'da iflas etmiş bazı tüccarlarımız var. Malı var, mülkü var ama elinde parası yok. Borcunu ödeyecek parası yok. Yani sistemi çevirecek, personelin parasını verecek parası yok. Aynen belediyeyi de o duruma getirmişler. Evet, Elazığ Belediyesi'nin potansiyeli var. Arsa üretebilir. Mevcut arsaları, mevcut işte aktif pasifleriyle siz bir şekilde bizim borcumuz yoktur diyebilirsiniz. Peki şirketinizin borcu, şirketleri borçlandırarak, belediyeyi kefil olarak şirkete aldığınız borçları da söyleyin bakalım. Aktif pasifle bu iş olmuyor. Sizin elinizdeki nakit önemlidir. Çalışmayla ürettiğiniz para ve sistem dönüyor mu? Bu önemlidir. Evet. Bunu sağlamanız lazım. Biz bunu, bu güveni toplumla beraber, topluma dayanarak, demokrasiyi inşa ederek, taban demokrasisi, yani ne diyoruz? Elazığ'daki her kesimi, hangi siyasi görüşte olursa olsun, o siyasi görüşteki insanların, siyasi görüş olmak zorunda değil, Elazığ'da yaşayan her bir bireyin kararıyla seçilmiş bir başkan, katılımcı bir belediyecilikle, ki bunu ancak bu taban iradesiyle sağlayabilir. Çünkü bir şeylere dur diyebilmek, kararlılık ortaya koyabilmek için halkın desteğine ihtiyacımız var. Evet Sayın Arslan, şimdi benim dikkatimi çektiği gibi izleyicilerimizin de dikkatini çekmiş olmalı ki gelen mesajlarda da sormuşlar üzerinizdeki cepsiz ceketin anlamını. Evet, zaten bahsettiğimiz güven unsuru, işte bu bir ironidir. Belediyedeki yapıların belediyeye güvenmemenin karşılığında bir ironi olarak seçime biz bu şekilde çıktık. Tabii bir anlamı da kefen misali. Biz hizmet için varız. Belediyeyi bir makam ve ikbal olarak görmüyoruz.
belediye bizim için bir hizmet alanıdır. İş yapılacak, toplumun sorunları üzerine gece gündüz çalışılacak bir alandır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sadece istişari, göz göze konuşma meselelerimizi masaya yatırmadır. Asıl iş bundan sonradır. Bundan sonra gece gündüz çalışacağız, şehrin sorunlarını çözeceğiz. Şu anda üstümüzde de cepsiz ceketimiz var. Biz bu güveni tekrar bu şehre kazandıracağız ve şehirle beraber yürüyeceğiz. Sayın Arslan, yine izleyicilerimizden gelen birkaç mesajı iletmek istiyorum. Çok fazla mesaj gelmiş durumda ama iletebildiğim kadarını iletmek istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki Elazığ dilenciler ve seyyar satıcılar şehri olmuş. Bununla ilgili bir projesi, düşüncesi var mı demiş izleyicimiz. Evet, evet, bu da çok ciddi bir sorun. Evet. Yani biz, şimdi bakın, bu dilenciler ve seyyar satıcılar meselesi şehrin en önemli sorunlarından birisi. Bunların da altında işsizlik yatıyor. Bunların altında da ekonomik sorunlar yatıyor. Elbette ki biz bunların tümüne şehrin önünü açarak çözüm arayacağız. Mesela bu dilenciler, bazı çocuklar var. Bir sektör haline getirilmiş bu işler. Bunun önüne mutlaka geçmemiz lazım. Sosyolojik, psikolojik tüm çalışmaları biz belediye olarak yapacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Ya bu dilenci dediğimiz, sokakta bir çocuk gördüğünüz zaman şunu düşünün. O çocuk büyüyecek ve bu ülkede bir birey, bir vatandaş olacak. Biz bu çocuklara sahip çıkmazsak eğer, o çocuklar yarın bizim için bir sorun olacak. O zaman biz bunun mutlaka çözüm yollarını arayıp gelecekte bu sıkıntıları ortaya çıkarmayacak şekilde şehri yeniden dizayn etmemiz lazım. Bununla ilgili sorunları çözmemiz lazım. Elbette ki biz bu alanla da çalışmalar yürüteceğiz. Seyyar satıcı da ekmeğinin peşindeki bir insan. Bu şehrin önünü açmadığımız için, belirli alanlara tıkadığımız için bu alanlarda insanlar kendi çapında bir çaba ve gayret gösteriyorlar. Bunların tamamının sebebi düzensizlik, tamamının sebebi kuralsızlık, tamamının sebebi şehrin çarpık durumudur. Çarpıklığı ortadan kaldırmaya başladığımız andan itibaren bu olgular ortadan kalkacak. Hiçbir şey zoraki olmaz. Baskıyla olmaz. Dayatmayla olmaz. Her iş düzenlemeyle, bilimsel çalışmayla yapılır. Evet. Ve bunlar için de biz bu perspektiften bakıyoruz. İnsanları ezerek, zorlayarak değil, onu mecbur ettiren hadiseyi ortadan kaldırmak zorundayız. Kendi işinin patronu yapmak zorundayız. Şehirde yaşayan insanları mutlaka bulunduğu yerde doyurmak zorundayız. Ama Sayın Arslan, şimdi şöyle bir durum var. Bu Elazığ'daki dilenci problemi bu Suriyelilerin gelmesiyle birlikte çok arttı sanki, öyle değil mi? Ki bu yönde de bir zamanlar haber yapmıştık bunlarla ilgili. Hı. Özellikle Suriyeliler şu an dilencilik anlamında çok fazla meydanlardalar. Çocuklarını öne sürüyorlar. Bununla ilgili yapılacak bir şey var mı? Ya bununla ilgili ben emniyet güçlerimizde, devlet de çok yoğun çalışmalar yapıyor. Yani bir defa bu dilenmeyi sadece alışkanlık haline getiren bir kesim var. Özellikle Suriye'den gelen bir kesim var. Bu sosyal dokuyu mutlaka korumamız gerekir. O tip vakalar yakalandığı zaman direktmen, hatta sınır dışı ediliyor. Yani burada kamu kurumlarının tamamı bunun üzerinde çalışılıyor. Ama ortada bir acı var. Evet. Ortada bir sızı, bir yara var. Bu yarayı çözmek, yani sadece kurallar, katı kurallarla olmaz. Bu yarayı çözmek için mutlaka sosyolojik, psikolojik, toplumsal bir çözüm yolu aramamız lazım. Kavga ederek değil, bu şehrin içerisinde eğer misafir etmişsek Suriyelileri, mevcut sosyal dokumuzu, yerleşim alanlarımızı dağıtmadan, evet, bunu çözmemiz lazım. Yani biz mesela bir alan açmışsak, eğer devlet bir alan açmışsa, bu açtığı alanı planlaması gereken kurum belediye. Bakın, sanayi mahallesine gittik, esnaflar orada şikayetçiler. Biz mesela sanayi mahallesi esnaflarını gezdiğimiz zaman çok Suriyeli dükkanlarla karşılaştık. Eskiden oranın tamamı yerli esnaftı. Ne yapmış? Yerli esnaf satmış. O mahalle yaşanmaz olduğu için, mahalle köhneleştiği için başka yere gitmiş. Dolayısıyla nüfus yer değiştirmiş. Sosyolojik olarak yapı değişmiş. Bu sosyolojik olarak değişen yapıyı korumak için
yol araması gereken, yani orayı düzenlemesi gereken, o köhneleşmişliği ortadan kaldırması gereken gene belediye. Bugün elimizde bunun için fırsatımız var. Kentsel dönüşüm fırsatımız var ve bunu yapacak belediye, bunu yapacak planlamayla, düzenlemeyle belediye. Biz bunu yapmak zorundayız. İşte Suriyeliler olsun, dilenciler olsun, seyyar satıcılar olsun, şehrin diyelim ki sanayisi olsun, işte fuar alanı olsun, tüm ticari atmosferinde bunları masaya yatırıp değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Sayın Arslan, ana habere girmek durumunda olduğumuz için biraz evet, toparlanma süresine ihtiyacı var stüdyonun. O yüzden programımızı kapatmak durumundayız. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bu arada söylemek istediğiniz ben bir şey evet, var sanırım. Onu da hatırlatayım. Son olarak şunu söyleyeyim. Seçim listesinde, oy pusulasında yerimiz birinci sıra. Hiçbir yere aramanıza gerek yok. Evet. Allah'ın bir lütfu, birinci sıradayız. Kendinize güvenin. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Hiçbir algı yönetimine, hiçbir ötekileştirici kavrama lütfen kapılmayın. Birileri dedikodu yapabilir. Birileri beceriksizliklerini, siyaset üretememelerini, şehre çözüm sunamamalarını başka şekilde bertaraf etmek için algı yönetim metotlarına müracaat edebilir. Lütfen siz kapının önüne çıktığınız andan itibaren yaşadığınız şehri düşünün ve bu şehir için çözüm yolları düşünün. Çünkü gelecek sizin, gelecek çocuklarınızın, belediyenin parası sizin paranız. Bu paranın doğru yönetilmesi halinde, sizin şehrinizin doğru şekilde planlanıp, hizmetlerin doğru ve israf edilmeden yapılması halinde biz bu şehirde daha mutlu bir yaşam sürebiliriz ve bunun için çalışmamız lazım. Birileri algı yönetimiyle ötekileştirebilir, düşmanlık, kin, nefret tohumu ekebilir. Hayır, bunların tamamını elimizin tersiyle iterek kararımızı biz vereceğiz. Biz size inanarak yola çıktık. Kararlılıkla, ilk günkü kararlılıkla buradayız. Karşınızdayız ve sizden oy istiyoruz. Verdiğiniz oyla Elazığ yeniden şekillenecek. Hiçbir şeyi yıkma, hiçbir şeyin düşmanı olma gibi bir konumumuz kesinlikle yok Tuba Hanım. Bunu ekranları başındaki izleyicilerimize hasreten söylemek istiyoruz. Bütün gönlümüzle, bütün benliğimizle bu şehirde doğru şeylerin yapılması için, bu şehrin geleceğe daha umutla, daha heyecanla bakabilmesi için, şantiye haline gelebilmesi için çalışmak zorundayız. Saltanat belediyeciliği, protokol belediyeciliği, iş bilmezlerin yönettiği bir belediyeye artık ihtiyacımız yok. Hala taht peşinde olanlara bu fırsatı vermeyin. Şu anda yapacağımız iş çalışmak, kimsenin düşmanı olamayız. Şu şehir çalışırsa, bu belediye, Saadet Belediyesi çalışırsa hükümet de rahat edecek, millet de rahat edecek, ülke de rahat edecek, gün o gündür. Bugün meselemiz şehrin kalkınması, meselemiz şehirde ilgili kaynakların doğru kullanılması, meselemiz güvenebileceğimiz bir yönetimin iş başına gelmesi, bir başkanın iş başına gelmesidir. Ben tekrar sizlerin aracılığıyla bu son gece televizyon aracılığıyla ulaşacağımız son program. Bu program içinde Kanal 23 televizyonuna, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ekranları başındaki izleyicilerimize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Arslan, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Değerli izleyenler, seçim özelim bugün de sonuna geldik. Şimdi ana haberlerimiz birazdan yayında olacak. Sonrasında yine seçim programlarımız kaldığı yerden devam edecek. Bu arada hatırlatmış olalım. Mesai arkadaşımız Yeldana ile ilgili merak ettikleriniz var, biliyoruz. Ana haberde bunlarla ilgili de haberlerimiz olacak. Size de söz yani vereyim. Yani ben de evet, başta söyleyecektim. Yeldana Hanım'ı biz izliyorduk. Elazığ'da çok güzel programlar evet, yapıyor. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Yani bizim misafirimiz de, Elazığ'ın misafiri de Elazığ'a değer katmıştı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tabii Kanal 23 ailesine de bu vesileyle başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, programın sonuna geldik. Farklı bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.